Yansın. Sesleri de bu oluyor. Sesleri evet. Yanlardan bir çok tekniksel hata yaptık. Bir mikrofon sana bakıyor. İyice çakışacak. Oğlum o kadar almaz bu mikrofonlar. Alıyor ya. Bunların belli bir gamları var abi. Çok dandik ama bunlar işte. O yüzden çok dandik. Kötü olduğu için. Velhasıl yani. Zamanla o da düzelecek değerli arkadaşlar. Ne oluyor, neler bitiyor, ben hemen size bir onu özetlemeye çalışayım. Yanımda Soner var. Soner, ilk video için sana hoş geldin diyorum. Bundan sonraki videolarda artık sana bir hoş geldin faslı. Tabii canım, isim, tanıtma, hiçbir şey yok. Burada hiç. Tanıyan tanıdı. İlk video izlemezse... Bir daha zaten tanıyamaz. Belki bir kısmınız da sesinden şey yapabilir. Soner bir sesini bir... Konuşuyormuş da ya zaten. Bir şarkı patlattı. Bazı da şey zannediyor. Kastığımı falan kendimi. Ben de bazen öyle düşünüyorum. Benim kendimi kastığım ama. Ya o sesle konuşmak istediğini yani. Kasarsan nasıl çıkacağını göstereyim mi? Bir göstersene kanka, bir dakika. Ama bu mikrofon onu almaz ya, böyle bir şey lazım. Evet, bir sonraki programda. Aynen. Ama yine bir merak ettik ya. Güzel bir mikrofon gelirse. Gelir. Birazcık gelir. Daha böyle. Kanka sen opera hiç. Ya ben abi. Böyle parasız kalayım dedin hani, öyle parasız kalacağım ama. Aynen öyle yani. Sanatçı tribüyle parasız kalmak istemedim. Bu kadraj neden? Ha bir ona dönelim evet. Samimi olduğunu mu düşünüyorsun? Çünkü evet, Türkiye'de neden? Denendi de önce bu taktik de çok çalışmadı yani. Air fryer koymuşsun. Vardır mutfağın bir kerameti dedik hani ilk videom sırasında. Peki bu olayın genel oturmamız falan filan. Çocuğun adı ne olsun? Hangi çocuğun? Yani benim program bir çocuk sonuçta. Ne ararlar pazarda abi? Velhasıl ya isim ne olsun? Faslına geldik. Benim. İkinize ikimiz bayram esiniz gibi. Benim ilk düşündüğüm isim pazar banyosuydu. Hocam bana söyledin bunu yayın dışı yani kamera öncesinde. Ben de iki tane kıllı adamın yan yana oturup da pazar evet. Banyosu diye. Yani hiç kulağa daha hiç hoş pazar geldi. Pazar banyosu biraz sıkıntılı oldu yani. Bunun haricinde bu bir sohbet konsepti olacak. Bu Soner'in başına son dönemde... Direkt giriyor musun böyle bir mevzu? Gayet talihsiz bir durum ya. Bir insan başına gelebilecek. Motoru çalındı. Motorun üstüne telefon kırıldı. Bozuldu. Telefon bozuldu. Niye böyle oldu? Sen acaba Mars, Venüs şey ya mi? Bilmiyorum yani. Ay retrosu mu acaba? Gerçekten enerji menerji olayları var mı sende? Hayır yok hiç. Şans biraz az denedim, üzüldün denedim. Ya sen niye öyle oldu? Ben yıkılırım abi ya. Yıkıldım. Neden bunu dramaya çevirmedin? Ben hiç sevmem dramayı. Eyvallah ama yine abi senin işin buna müsait ya Soner. Ben işte şey... Mesela ben bir ajans patronu olsam, sen benim ajansımdaki... Sıkıcı benim mısın dersin abi? Birlikte çalıştığım bir influencer olsam, sana derim ki Soner bunun videosunu çekiyorsun. Motorum çalındı. Evet abi. Sonra altına şöyle yorum atan kişi de benim ama onu söyleyeyim. Abi motorun parasını da kazandın ha diye. Polis en son şey dedi böyle beni üzgün gördü. Giderken üzüldü bana şey dedi. Allah motorumu dedi. Hayır. Pozitif düşün dedi. Bence o video hala çekilir ya motorum çalındı. Bak motorum çalındı parantez içinde Allah belanızı versin. Bir sene önce şey çektim ben bu arada motorumu çalmaya çalıştılar videosu çektim. Direksiyon kilidini kırmışlardı. İşte bak arkadaşlar şöyle bir temel kural var. Olayları çağırmayın. Sen niye gidip motorumu çalıyorlar diye video çekiyorsun? Bak şimdi bugün madem çalıyorlardı videosunu çektin sonunda çaldılar diye. Bak o çok güzel başlıyor. Çok şükür. Sonunda çok şükür motorumu çok şükür. Çaldılar diye. İki nokta sistem motorum çalındı çeksen şu an olacak yani hani. Üzüldüğün şu adam senin bir yıl boyunca alarmla kalkıp sabah soğukta karda kışta işe gitmemin çaldı abi. Psikolojikman onu düşünüp çok kötü oldu. Belki o bir yıl boyunca... Almayacağım mı? Almam da. Güvenlikli bir sitede oturmam lazım. Güvenlikli sitede oturabilir misin Soner diye sor. İşte motorumu çaldılar videosunu çekseydin abi, güvenlikli sitede otururdun. Twitch aboneliği 10 lira. Ben de bir dönem Twitch'e girdim canlı yayın vesaire. Pandemi dönemiydi galiba. Evet pandemi. Birçok güzel insanla tanıştım. Birçok farklı community gördüm falan. Şu an bir de o şey de kalmadı. Twitch'te böyle bir yapan adamlar saldı. Evet lan niye öyle oldu? Çünkü Twitch Türkiye'den çekildi gibi bir şey aslında. Artık yani sözde büyük yayıncılarla sözleşmelerini devam ettirmediler. Hani aylık onlar sabit. Oha bitti mi o? Ben bitti diye biliyorum. İnternetten gördüğüm o herkes öyle diyor. Dedikodu yani birebir kimseyle konuşmadım ama. Çünkü oha, herkes birden hastalandı. Dinleyen arkadaşlar. Herkesin aynı anda ya psikolojisi bozuldu diye bir şey oldu. Evet lan. Ulan bütün büyük yayıncılar mı aynı anda? Japonya'ya gidesiniz tuttu yani. Yani o şu anda yani. Bit muhabbeti mi bitirdin? Geçen birileri tweet atmış. Soner de hani bit olaylarına devam edildiğini görüyoruz. Marvalar falan. Tam Türkiye fotoğrafı. Oğlum bildiğin bir şey varsa söyle yani. Hani bunu. Bit olaylarına
olayları devam ediyor mu Soner? Ediyordur. Çünkü yani o suç bitmez. Olanları devam ediyor mu? Yani ediyor. Hırsızlık devam ediyor, gasp devam ediyor. Bu bir hırsızlık mı hocam? Hırsızlık. Kesinlikle hırsızlık. Çünkü sen hak etmediğin bir kazanç elde ediyorsun. Ama bazılarını görüyorum. O listelerde adı olan böyle 16-10 yaşında çocuklar da var. Biri demiş ki hani ben sana bit atacağım yarısını. Biz bunu reklamlardan bot kasıyoruz falan filan. Yani inanmış olabilir. Ben şunu diyorum. İnsanların üstüne o zamanlar çok gidildi. Evet aslında haklı bir protestoydu. Ama savcı mısın, polis misin? İşin gerçekten medyatik, dramatik yüzeyini ben saldım. Ben ilk Twitch'e girdiğimde şey bilmiyordum. Mesela YouTube'a girebilirsin. Ben kendi kafama göre takılıyorum. Peki sana bir şey soracağım. Twitch daha kapalı kutu ya. Evet, Twitch bayağı kapalı. Biraz kültürünü bilmen gerekiyor. Ben ilk girerken çok baktım kültürüne. Yoruldum artık. Onunla kavgalı, bu bununla bilmem. Aman. Peki sana bir şey soracağım sonra. Diyelim ben geldim sana. Geldiler mi illa? Oğlum bana da geldiler la. Şey, herkese gittiler. Bir tane bet sitesinden, kumar sitesinden fırça yedim ben. Şey diye geri döndüm. Türkiye'de yasal değilsiniz diye geri döndüm. Bana şey diye cevap eder. Biliyoruz yasal olmadığımızdan. Çalışmak ister misin? Harbi mi? Aynen. Abi bir ara geçen ay mı ne? Haftada 2-3 tane gelmeye başladı. Çok geliyor evet. İddia yasak değil. Bet yasak değil. Onların yapması yasak. Şey yapacak. Kurumu var oğlum, iddia bayileri. Doğru, doğru. Yani ne diyorduk biz buralara geldik ya? Ayıcık gönderin, elmas gönderin. Bence oralarda incelensin abi, madem inceleniyor. Abi bir şey söyleyeyim, %90'ının şirketi yok ya da o yeni çıkan yasadan ona yararlanmıyor. Ona takmıyor tabii, yeni çıkan yok i̇şte, oğlum onlara koy. İşte falan yok. Paraları geri aldılar mı? Kim aldı mı? Devlet. Nasıl alacak ki? Alıyor mu? Biti. Ne bileyim oğlum. Ne bileyim. 30 bin bit kaç para ediyor? $300. Sen kaç abonen var Twitch? Söyleme. Abonelikten ne kadar alıyorsunuz Twitch'te? Karışık ama şey, ben şu an şey oldum, yeni yaptıkları bir şey getirdiler. Onun sayesinde partner plus mı oldum, bir şey oldum. %70'ini alıyorum. Vergisini kes falan. 10 liraysa 5 lirası benim gibi oluyor. Yayıncı bit çalmasın, ne yapsın? Vallahi ben Allah affetsin de yani şu an. O miktar bari sana belirletse ya. Abonelik. Bence o çok kötü. Yapmamalı öyle bir şey. Neden yapmasın biliyor musun? Mi? Bak çok kötü patlar. Atıyorum şey yaptı abi. Sen karar veriyorsun. YouTube katılı gibi oldu. İster 5 lira koy, ister 50 lira koy, ister 100 lira koy. Sen dedin ki kardeşim benim hayatta kalabilmek eskiden bu 5 dolardı. Tamam direkt şimdi 150 lira yapmayayım ama 100 lira yapayım ya da 75 lira yapayım dedi. Diyecek ki benim bilmem kim abim 5 lira, sen kim köpeksin de 75 istiyorsun. Çünkü o adamlar da ben zaten milyonlara, yüz binlere hitap ediyorum. Küçükten tutayım ki hem silikülasyondan kazanayım. Benim önümü keserler diyor. Bir de hani şimdi kitle büyüdüğü zaman yaş da küçülüyor ya ister istemez. Öyle mi işte. Tabii. Genelde de öyledir. Çok totale yürüyorsan yaş kitlen küçülüyor. Çünkü sen çocukları bile mutlu edebilirsen büyüyorsun. Ben edemiyorum. Büyük problemlerimden biri bu. Oğlum senin yayın saatini çocuklarla tabii ne ilgisi ki var? Aynen aslında. Sabah 4'te yayın açıyor. Gece 3'te açıyor falan. Onları mutlu edemeyince senin kitlen zaten bir ket vuruluyor. Çünkü neden biliyor musun? Seni çocuklar savunuyor. Bilmem Soner abim, Çavuş tabii, abim. Tabii öyle bir seni ortam oluyor. Seni internette bir yerden bir yere taşıyan kitle, yani sana çok zaman ayırabilecek kitle. Benim adam sabah kalkıyor, işe gidiyor da sınava giriyor, bir şey yapıyor. Yani seni izliyor da, yani izliyor. Sana tapmıyor. O hayranlık statüsüyle değil. O yüzden sen dediğin zaman benim aboneliğim 50 lira ya, sen kim köpeksin diyecek. Adamın kaç şeyi var, milyon abone takipçisi var, o 5 lira 10 lira istiyor da sen kimsin? Şey çok ilgimi çekti ya Soner. Twitch anlaşma yapmıyor yani. Yapmıyor. Bu bir dedikodu dedik. Onun altını çizelim de. Ben saldılar diye biliyorum sözleşmeleri. Çünkü oğlum çok büyük bir haber bu. Haber değeri var mı çünkü bilmiyorum ama. Çünkü yine dedikodu değeri olan para miktarlarını hatırladığım kadarıyla. Tabii canım çok. Hani yani bayağı sıçarlar yani. Yani bu ne kadar etik bilmiyorum ama herkes biliyordu herhalde kaç paralar kazanıldığını. Yok be oğlum, kim nereden? Normal vatandaş nereden bilecek? Bilir ya, ben söyleyeyim. Söyle lan. Vallahi benim duyduğum büyük. Gördüğünüz gibi oldu? Dedikodunun 3 aşağı 5 yukarısı. Nasıl ya? Bir de abi para bizim değil yani, rahat ya. Abi o da bir şey mi? 200 bin kazanıyor. Bak kötü ya. Ben telefonum kırıldı diye 3 gündür yemin ediyorum. Abi işte motorum çalındı videosunu çekmezsen bu iş olmaz. Sonunda çaldılar motorumu. Ya o da olur yani, sürpriz evet. Sürpriz sonunda gitti motorum diye. Vallahi arkadaşlar bence Soner'in ilk tanışma videosu için bence hoş sohbet, tatlı bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Mutfaktan devam ederiz diye bir planımız var ama Soner sonuç olarak bence ilk video için gayet hoş da bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Vallahi Soner. İçime sinmeyen tek bir şey var. Bir daha oraya oturayım. Evet. Benim burnum soldan çok kötü ya. Bak göstereyim izleyiciye. Ben de hani. Bak İstanbul beyefendisiyim şu an. Evet Twitch aboneliklerinde falan derken ta oradan hani. Bak benim soldan bir dönüşte çömer çıkıyor. Değiştirelim. O abi dönüşte ben bayağı böyle bir. Tamam yer değiştirelim, yer değiştirelim. Ben sağa döneyim. Mutfak olayını beğendiyseniz ya da çok numaramızda değil diyorsanız lütfen belirtin arkadaşlar. Bize ne arkamda şöyle kitaplıklar, mülemleler, ışıklar olsun diyorsanız onu da yapabiliriz diye düşünüyorum. Ses olayını çok net bir şekilde çözeceğiz. İnşallah gürül gürül içerinin de yapıldığı bir ses düzeninin
haline kavuşacağız. Çünkü şöyle bir durum da var. Soner müzisyen. Ben müzisyen değilim ama müzik aletleriyle ilgili bir insanım. Abi sen müzisyensin. Hani ben yok bir tek esas sen müzisyensin. Abi ben yayınlarda ya, bırak, 3 yıldır ben görüyorum. Bir şarkı çalıyorum. 3 ben görüyorum abi. Ben senin o çaldıklarını çalamam. Tek, yani ya, o... Velhasıl Soner müzisyen. Ben de müziği seven bir insanım. O yüzden bu ses olayını kafamıza takıyoruz. Onu söyleyelim size. Yani böyle olması kesinlikle içimize sinmiyor. Yıllardır içimde olan bir konuydu. Bu arkadaşlar hani böyle ben istediğim konuda istediğim gibi konuşabileyim. Bir de yanında kafa dengeyi sohbet edebileceğim, muhabbet edebileceğim enerjimin enerji. Onu demiyoruz. Kara para konuşacağız mı? Abi. Yemin sen... ederim videonun önce dedik ki şu konuya değinelim. Sonra ikimizin de yemedi arkadaşlar. Abi ne olur ne olmaz dedik ya memlekette şimdi hani kara para diye bir şey vardır. Beni ilgilendirmiyor. Benim hesabımda kara para yok. Hepsi yeşil. Benim hesabımda para yok be karası nereden olsun. Velhasıl... Kara borç var kara borç. Altta eksiler de. Kara borç aklanır. Velhasıl arkadaşlar Soner gerçekten sana canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok uzunca bir sürede çekmek istediğim bir konseptti. Konuk değil Soner. Onu bir kere belirteyim size. Yani bu konsepte birlikte giriştik Soner'le birlikte. Onun kanalı çekip çekmeyeceğimiz belli değil. Belki başka bir kanal açacağız. Belki bu kanaldan devam ederiz. O kısımlar da çok belli değil ama şurası benim için önemli. Soner bu programın konuğu değil. Birlikte bu işi yapmak istediğim ve sağ olsun sonunda bana destek olan arkadaşlarımdan bir tanesi. O yüzden abi sana da harbiden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Gene sola döndürüyorsun beni. Çok. Yani şöyle şey, emlakçı pozu gibi yapalım. Böyle. Konsepti iki haftada bir çekmeyi düşünüyoruz. Hayırlısı diyelim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.